Sokakta rahat rahat dolaşabiliyor musunuz? Burada evet dolaşabiliyoruz. Çorlu'da rahat olamıyoruz maalesef. Neden? Türkiye'de son zamanlarda kadına yönelik şiddet arttı. Gün geçmiyor ki kadınlara yönelik kötü bir haber duymayalım. Daha önceki gün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli parkta spor yaparken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde kadınlar sokağa çıkmaya korkar hale geldi. Peki Türkiye'nin Avrupa sınırındaki Edirne'de yaşayan kadınlar sokaklarda, parklarda rahatça dolaşabiliyor mu? Diğer illerde olduğu gibi aynı endişeyi yaşıyorlar mı? İşte kadınların görüşleri. Onlarda kadına yönelik şiddet arttı. Siz sokaklarda rahat yürüyebiliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Rahat yürüyebiliyorum. Yani yanımda insan olunca yürüyorum yani. Ama hani tek başıma şey yapamam herhalde. Yani tek başıma zor olur. Korkuyor musun? Ben aslında korkmuyorum da yani. Millet korkuyor. Ben kendim korkmuyorum şahsen. Şiddet. Keşke olmasa ama oluyor yani. Keşke herkes rahat rahat böyle arkamda gölge var diye düşünmese millet yani. Son zamanlarda biliyorsunuz kadına yönelik şiddet, taciz olayları arttı. Sokakta rahat yürüyebiliyor musunuz? Nasıl derdiniz? Ya korkarak yürüyorsun. Çünkü nereden ne geleceğini bilemiyorsun artık. Kime nasıl davranacağını bilmiyorsun. Her şekilde hani korkarak yalnız yürüyemiyorsun. İlla bir kişi yanında olacak. Yok Edirne'ye ben daha yeni geldim. Almanya'dan. Almanya'da aynı şekilde. Burası da öyle. Burası da şey tanımadığım için daha çok korkuyorum. Öyle yani. Vallahi çalışmakta, sokakta yürümeye vaktimiz yok da yani yürüyoruz. Bir şeyimiz yok. Rahat mısınız? Ya zaten çok sık gelmiyoruz ama rahatız yani. Evet. Peki bu kadına yönelik saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Arttı. Ya tabii ki olmasın. Kötü bir şey yani. Olmaması gerek. Kadın erkek ne fark eder ki? Sokakta hiçbir zaman kadınlar rahat yürümedi şimdiye kadar. Bu saatten sonra dikkat etmek zorunda. Her zaman erkek egemen bir toplum olmuştur. Ondan dolayı biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Yetiştiriliş tarzı. Batı doğuya göre daha iyi. Fakat her yerde aynı şey. Edirne ile doğuyu kıyasladığında doğu hizmeti de yaptık biz. Tabii ki daha rahatız. Yani her konu daha rahatız ama Edirne'de artık kozmopolit bir şehir olmaya başladı. Yani dışarıdan göçler gelmeye başladı. Kendi halkı değişmeye başladı. Bir batı şehriydi resmen. Ayakları yüzünden durabilen. Şimdi farklılaşmaya başladı. Zaten simaya da baktığın zaman bu farklılıkları hissediyorsunuz. Yunanistan'da yaşadığım için o sorun yok. Pek yok yani. Ben de televizyondan gördüğüm kadar hep burada oluyor yani. Türkiye'de oluyor. Gerçekten çok üzücü. Hani benim çocuğum da hani burada okumak istese bile düşünüyorum yani nasıl bırakırım diye yalnız. Çok zor gerçekten. Peki mısınız Edirne'de? Evet rahatız yani ama işte bir günlük geliyoruz yani. Ama yaşamak bilmiyorum nasıl. Peki nasıl bulunduğunuz olur? Bölgeyi kıyasladığınızda siz orada rahat rahat evet. Gece vaktinde de çıkabiliyor musunuz? Çok rahat evet rahat. Buradaki gibi değil yani. Rahatız şükür. Evet üzülüyoruz Türkiye'nin olduğu şimdi açtığımızda zaten televizyona haberlerde izlediğimizde hep aynı şeyler. Başka değişik bir şey duymuyoruz çünkü bizim Yunan televizyonlarında hiçbir şey yok öyle. Göstermeyin burada hep Türkiye'de oluyor ne olursa. Ben şu anda Edirne'de yaşamıyorum Çorlu'da yaşıyorum kendim. Hiçbir şey görmedim şimdiye kadar ben pek burada yaşamadığım için. Sokakta rahat rahat dolaşabiliyor musunuz? Burada evet dolaşabiliyoruz. Çorlu'da rahat olamıyoruz maalesef. Neden? Bazı olaylar oluyor. Geç saatlerde yürüyemiyoruz Çorlu'da, yaşayamıyoruz öyle rahat. Ama burada ortam daha güzeldir.